Korkusuz yazarı Ahmet Takan, yanlışa yanlışla emsal vermek. Tencere dibin kara seninkisi benden kara siyasetini asla tasvip etmem. Ancak acı bir gerçek var. Bu coğrafyanın kaderidir, kirli siyaset. O yüzden sabırla, uzak durmaya çalıştım şu iyi parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ailesi yakınına küfür etme hadisesine. Dişlerimi sıkıtım, klavyeme hakim olmaya çalıştım. Fakat iş öyle bir yere geldi dayandı ki, at izi itizine karıştı. Yine aklımızla alay ediliyor dedi. Ahmet Takan, Lütfü Türkkan'ın sergilediği o rezil ötesi davranış asla kabul edilemez. Savunulacak bir tarafı da yoktur. Lütfü Türkkan'ın partisinin grup başkan vekilliğinden istifası yetmez diyerek siyasetten tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi. Takan, Meral Akşener, MHP'den ayrılış sürecinden itibaren birçok provokasyona uğramış bir lider. Kılı kırk yardığını çok iyi bilenlerdenim aklımda kalan çok önemli ayrıntılar var. Meral Akşener'in 2018 seçimleri ardından saraydaki 30 Ağustos resepsiyonuna gitmesi. Partisindeki tüm itirazlara rağmen, Akşener'in gitme kararını vermesine sebep olan isimlerden birinin de Lütfü Türkkan olması. ifadelerini kullandı. Takan, Akşener'in Meral Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonuna katılımının perde arkasını defalarca Akşener'den dinlediğini, ancak yazılmamak kaydıyla olduğu için ve ambargo Akşener tarafından kaldırılmadığı için ayrıntıları söylemeyeceğini yazdı. Takan, Lütfü Türkkan'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Lütfü Türkkan'ın saray ile özel ilişkileri, iyi parti koridorlarında öteden beri konuşulur ve Türkkan'ın gönlünün daha çok Cumhur İttifakı'ndan yana olduğu da İyi Parti kulislerinde yerleşik kanaattir. Cumhur İttifakı'ndan yapılan tüm zorlamalara rağmen Meral Akşener'de duruşunu milim değiştirmediğine göre ne olabilir diye soruyorum. Lütfü Türkkan'ın ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları Ankara'da Sağır Sultan bile duydu. O zaman saray tarafından, Türkkan'ın Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcunun olduğunu duyurulması bir tesadüf mü? Sıkıntıları bilinen Türkkan, Saray tarafından Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılmasına ikna edilmesi için sıkıştırılıyor muydu? Kapana kısılan Türkkan'a bir ceza mı verildi, yoksa sıkıntılarından kurtarabilmesi için son bir şans mı tanındı? Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de sergilediği çok rezil davranışın videosunu defalarca izledim. Meral Akşener'in yurt içi gezilerinde yanı başından bir saniye bile ayrılamayan Türkkan'ın esnaf ziyareti yaparken, Akşener'in yanından ayrılması, VETA karşı kaldırımda bekleyen, İzmir'den Bingöl'e gelen şehit ailesi yakınının yanına gitmesi bana çok ilginç geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener, Lütfü Türkkan olayında ağır kalmak ve geç tepki vermekle eleştiriliyor. O zaman işin perde arkasını biraz açayım ve kararı siz verin. Meral Akşener, Bingöl'de ziyaretlerine devam ederken bu olaydan haberi olmuyor. İstanbul'a döndüğünde kurmaylarından duyuyor. Akşener, kendisini verilen bilgileri dinledikten sonra derhal Lütfü Türkkan'ı telefonla arayarak, bu neyin nesidir, diye soruyor. Türkkan, olayı anlatıyor ve küfür ettiğini hatırlamadığını, olayı kaydeden Anadolu Ajansı muhabirine sorduğunu ve onun da kendisine küfür olmadığını söylediğini ve olayın basına yansımayacağını söylüyor. Çirkin hadisenin görüntüleri medyaya düşünce Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ı bir daha arıyor ve bu asla kabul edilebilir bir davranış derhal çık özür dile diyor ve grup başkan vekilliği görevinden hemen istifa etmesini istiyor. Sonrası malumunuz, dedi.